Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağımız Akşam Ajansı başlıyor. Sevgili seyirciler, Anadolu Yayıncılar Derneği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Tarım Bakanı Pakdemirli, 3 yıl içerisinde bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Yayıncılar Derneği ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Deniz, Manisa TV adına Nevzat Büküm ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Altan katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler veren Bakan Pakdemirli, küçükbaş ve büyükbaş üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde birinci sırada olunduğunu söyledi. Elektrikli traktör üretimine değinen ve elektrikli traktörle birlikte çiftçinin maliyetlerinin düşeceğini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, "Dünyada şu anda Türkiye'den başka seri üretime hazır başka bir elektrikli traktör yok. İlk 3 ay içerisinde elektrikli traktörümüz hazır. %80 daha tasarruflu bir ürünle elektrikli traktörle çiftçimiz çok daha rahat bir şekilde üretimini yapabilecek," dedi. Tarım arazilerini koruma konusunda çok başarılı olduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, bu sene çiftçinin yüzü güldü ifadelerini kullandı. Tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, 2020 yılında tarımsal destek miktarını 2019'a göre %37 gibi büyük bir artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise tarım orman sektörüne yani çiftçimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz dedi. Yeraltı barajlarına önem verdiklerini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, klasik anlamda baraj inşa ettiğimiz zaman kamulaştırma maliyetleri, çevresel etki değerlendirme çalışmaları gibi süreci çok uzatan hususlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca buharlaşma ve bazen doğa tahribatı gibi problemler de olabiliyor. Bunun için artık suyun, topografyanın ve jeolojinin uygun olduğu alanlarda çevre dostu yeraltı barajlarının yapımına başladık. Yeraltı barajlarımıza çok önem veriyoruz diye konuştu. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, "Anadolu medyası olarak çiftçiyle iç içeyiz. Bakanlığın faaliyetlerinin yerel medyada yayınlanması çiftçileri bilgilendirme noktasında önemlidir. Her daim Tarım Bakanlığı'nın yayınlarını çiftçiyi bilgilendirmek adına Anadolu ile paylaşacağız," dedi. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Meclis Araştırma Komisyonu'nun 10 Mart tarihinde Elazığ'da incelemelerde bulunacağını duyurdu. Depremin zararlarının en aza indirilmesi amacıyla kurulan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu 10 Mart tarihinde Elazığ'a gelecek. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut yaptığı açıklamada, depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye milletvekillerini Elazığ'a davet ettiklerini kaydetti. Bulut, davetlerinin üzerine komisyon üyesi vekillerin 10 Mart Çarşamba günü Elazığ'a geleceklerini belirterek, milletvekillerinin Elazığ'da incelemelerde bulunacağını ve vatandaşları dinleyeceğini söyledi. Milletvekili Bulut, komisyonun çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Komisyon, Elazığ ve Malatya'da AFAD müdürlüklerini, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında briefing alacak. Belediye Başkanlığımız komisyon üyelerine deprem süresince depremzedelere yönelik yapılan çalışmalar ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirecek. Komisyon, AFAD birimlerini ziyaret ederek lojistik ve depo yerleşkelerinde incelemelerde bulunacak. Komisyon, Sürsürü, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Yemişlik, Bizmişen, Abdullah Paşa mahallelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek. Konteyner kentlerde geçici barınan depremzedeler ziyaret edilecek. Hak sahiplerine teslim edilen ve inşası devam eden konut alanlarında, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan alanlarda, rezerv alanlarında, köy konutlarının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunacak. Komisyonun çalışmaları depremde yakınlarını kaybeden hemşehrilerimize başsağlığı ziyaretiyle tamamlanacak.
İl Hıfzı Sıha Meclisi Vali Erkay Yırık başkanlığında toplanarak orta riskli iller arasında yer alan Elazığ'da alınması gereken tedbirleri görüştü. Valilik tarafından alınan tedbirlerle birlikte kamu kurumunda çalışan hamile personelin gebeliğinin 24. haftasından itibaren idari izin sayılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda yayımlanan genelgeyle düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme içme yerleriyle kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07 ile 19 saatler arasında %50 kapasiteyle müşterilerine hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildi. Elazığ Valisi Erkay Yırık Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi, toplantıda koronavirüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirdi. Elazığ'da daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatleri 07 ile 20 saatleri arası olarak yeniden belirlendi. Öte yandan İl Hıfzı Sıha Meclisi ülke genelinde yapılan uygulamalara ilaveten Elazığ'da COVID-19 salgınının ülkede yayılımın en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verdi. İl Genel Meclisi'nin bir önceki toplantısında köylerde yapılan deprem konutları ile ilgili şikayetler dile getirilmişti. Toplantının 3. oturumuna AFAD Müdürü Osman Pıhtılı katılarak meclis üyelerine bilgi verecekti ama mecliste tansiyon yükselince Pıhtılı oturumu terk etti. Evet arkadaşlar. İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları 3. oturumu ile devam etti. Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, gününüz hayırlı olsun. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bir önceki oturumda meclis üyeleri ağır hasarlı konutların yıkımında yaşanan sıkıntılar ve köylerde yapılan deprem konutları ile ilgili şikayetlerin geldiğini dile getirmişlerdi. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 3. oturuma AFAD Müdürü Osman Pıhtılı davet edilerek depremin ardından köylerde yapılan deprem konutları ve gelinen süreçle ilgili bilgi istenildi. MHP Kevan Meclis Üyesi Cevdet Doğan ilk sözü alanlardan oldu ve ilçelerinde henüz bir çalışmanın olmadığını söyledi. Depremden sonra ilçemizde 686 tane vatandaşımızın müracaatları oldu. Hasarlı evlerimiz hasarlı diye. Tabii gelişmeleri takip ederken bizim aldığımız cevap %10 bir matematiksel bir hesaptı. Bu %10'a tekabül etmediği için etkinlik alanına girmedi. Alacakaya ve Aracak meclis üyelerimiz de burada. Alacakaya ve Aracak'ın da etkinlik alanına girdiğini duydum. Meclis üyelerimiz arkadaşlarımıza nasıl ettiniz? İlçeniz etki alanına aldınız dediğim zaman sayın vekillerimizin desteğiyle etkinlik alanına aldık dediler. Doğan'ın iddialarını sürdürmesiyle birlikte araya İl Genel Meclis Başkanı Şerbet girdi. Şurada bir şey belirtelim. Bak işte bizim kararımız kurum müdürlerini çağırıp bilgi alalım düşüncesiyle bu programı yapıyoruz. Şimdi her önüne gelen burada şu böyle olmadı, şu şöyle olmadı isim vererek böyle zan altında bırakırsak bu işi... Zan altında değil, iddialarım var burada. Hayır, daha bunlar konuşmam lazım. Eksiklikler nedir? Bak bunu söylüyorum. Şey yapın, müdürümüz notlarını alıp burada bilgilendirsin. Yani şura şu olur, onu sonra görüşün. Siz de mesela şimdi ilk gelirme tüyanız var, birlikte görüşür, şey yapılır. Başkanım. Yani bir şeylere dikkat ederim, buyur. Dikkat edeceğimiz süreye getirmek istiyorum. Alacakaya Meclis Üyemize soruyorum. Allah'ını seversen diyorum.
Alacakaya'da kaç tane evli çiftmiş ağır hasarlı. Halim Bey burada. Sayısı 15'i geçmez diyor. Benim 686 tane evim yıkılmış. 20 tane ahırımız yıkılmış. 2 tane okulumuz yıkılmış. Kemal bunu hak ediyor mu? Afet müdürümüz başta olmak üzere, Çevre Şehircilik Müdürümüz olmak üzere, sayın vekillerimize, sayın valimize, sayın bakanımıza, bugün yarın omuzlarına eğer bir ağrı, kaldıramayacağı bir omuzlarında bir ağrı olursa, bilsinler ki bu Kevan'dakilerin vebalidir. Kevan bunu hak etmiyor. Teşekkür ederim. Bitmedi. Doğan'ın konuşmasıyla birlikte salonda soğuk rüzgarlar esince Başkan Şerbet oturuma 5 dakika ara verdi. Bir köyümde... Değerli arkadaşlar 5 dakika ara veriyorum. 73 tane... 5 dakika ara veriyorum. Oturuma ara verildi ama gerginlik bitmedi. Bunun üzerine AFAD Müdürü Osman Pıhtılı konuşma yapmadan toplantıdan ayrıldı. Kürhan Beylik yapmaya gerek yok. Efendim biraz ya. Sana toplu meydanı bırakacağım. Benim bekçim. Arada da gerginlik bitmeyince Başkan Şerbet toplantıyı sonlandırdı. Geçti, AFAD İl Müdürlüğü çağırdılar, işi var gidiyor. İşine gelmez değil mi? Ben bunu her bir dakika programda bile getireceğim. MHP Keban Meclis üyesi Doğan'ın öfkesi bitmedi. Yumruğunu masaya vurdu, oturumun sonlandırılmasına tepki gösterdi. Ben buradan sersem geleceğim, niye de çağıracağım? Vatandaşımı niye de temsil edeceğim ya? Meclisi niye kapatıyorsun başkan? Şimdi yüz yüze eğitim başladı. Eğitim çalışanları da COVID-19 aşılarını yaptırmaya başladılar. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de bir grup öğretmenle birlikte COVID-19 aşısını yaptırdı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte eğitim çalışanları COVID-19 aşılarını yaptırmaya başladı. Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de bir grup öğretmenle birlikte COVID-19 aşısını yaptırdı. Durdunuz mu? Yok, biraz bastırın, bant yapıştıracağım. Aile Sağlık Merkezi'nde öğretmenlerle birlikte aşı olan Müdür Gürtürk, tüm öğretmenlerin sistem üzerinden randevularını alarak aşılarını sağlık merkezlerinde rahatlıkla yaptırabileceklerini söyledi. COVID-19 aşımız olduk. Okullarımızın açılmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı öncelikle eğitim çalışanlarını da öncelik sırasına aldı ve Elazığ'ımızda da aşı çalışmaları başladı. Tüm sağlık birimlerimizde randevu sistemiyle öğretmenlerimiz randevu alarak aşılarını yaptırabilirler. Sağ olsun hocamız da bizde hiç ağrıtmadan, incitmeden aşımızı olduk. Hepimizin amacı Elazığ'ın risk haritasında sarı olan rengin maviye dönüşmesi için elimizden gelen gayreti sarf etmek diyen Gürtürk, maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara da uyun çağrısı yaptı. Elimizde özellikle sistemin renginin turuncudan sarıya dönmesi, tüm temennimizde bundan sonra da sarıdan maviye çevrilmesi. Ve bu maviye çevrilmesi için de elimizden gelen maske, mesafe, temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Okullarımızda öğrencilerimizin eğitim öğretimlerine devam etmesi için, tüm kurum ve kuruluşlarımızın açılması için, tüm iş yerlerinin açılması için bu kurallara uymamız gerekiyor. Uymayanları da mutlaka bizlerin uyarması gerektiğini biliyoruz. Tüm Elazığ'ımıza
sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Geçmiş olsun aşı yaptıralım tüm öğretmenlerimize. Kıymetli izleyenler, Elazığ Merkez Karali Göleti ve Sulaması Projesi yapımı hizmet alımına ait sözleşme, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici firma arasında imzalandı. Elazığ Merkez Karali Göleti ve Sulaması Proje yapımı hizmet alımına ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici firma arasında imzalandı. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Elazığ Merkez Karali Göleti ve Sulaması Proje yapımı hizmet alımına ait sözleşmemiz imzalandı. Karali Göleti, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde temelden 50 metre yüksekliğinde olup, gölette depolanacak 1 milyon 500 bin metre küp su ile 2925 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesiyle sulanması sağlanacaktır. Hayırlı olsun denildi. Kıymetli izleyenler, normalleşme süreciyle birlikte Elazığ'da çiftler soluğu evlendirme dairesinde aldı. Bazı çiftler nikah günü almak için, bazıları da yakınlarıyla nikah kıydırmak için evlendirme dairesine gitti. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda nikah ve düğünlere katılımın düşük ve orta riskli illerde maksimum 100 kişi olacağı ve süresinin de 1 saati aşmayacağı kararlaştırıldı. Karar sonrasında orta risk grubunda yer alan Elazığ'da normalleşme süreci başladı. Süreçle beraber uzun süredir bekleyen ve nikahlarını erteleyen çiftler soluğu evlendirme dairesinde aldı. Değerli şahitler, kıymetli misafirlerimiz, iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ömür boyu huzurlu yaşam için evlenme kararı almış olan çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz. Güneşli havada Kültür Park manzarasında nikahları kıyılan çiftler büyük mutluluk yaşadı. Hastalıkta ve sağlıkta, yanınızda bulunan Abdullah Aydoğdu Beyefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz. 3 aydır bu mutlu günü beklediklerini ifade eden çiftler, Allah herkese nasip etsin dedi. 3 aydır bu mutlu günümüzü bekliyoruz. Çok şükür bugün geldi, yasaklar kalktı. Çok mutluyuz. Allah herkese böyle bir günü nasip etsin inşallah. Pandemi döneminden dolayı biz bekliyorduk. İnşallah herkese nasip olur bugün. Tabii yasakların kaldırılmasıyla, daha doğrusu yeni bir düzenlemeyle nikahlar yapılmaya başlandı. Ama umudumuz bir an evvel eski o coşkulu düğünlerle birlikte nikahların yapılması. Düğün kültürü bizim vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Ama bunun için koronayı önce bir halletmek zorundayız. Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri normalleşmeyle birlikte yeniden düzenlendi. Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri normalleşmeyle birlikte yeniden düzenlendi. Pertek Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Mart tarihinden geçerli olmak üzere İlçe iskelesinden ilk feribotun 06'da, Elazığ iskelesinden ise 06.30'da hareket edeceği belirtilirken, feribotların saat 20'ye kadar karşılıklı olarak yarım saatte bir sefer yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca saat 20'den sonra Pertek iskelesinden feribotun saat 21'de, Elazığ iskelesinden saat 21'de hareket edeceği, son feribotun Pertek iskelesinden saat 22'de, Elazığ iskelesinden ise saat 24'te sefer yapacağı kaydedildi. Saat 24'ten sonra sabah saat 06'ya kadar acil durumlar için belediye feribotunun çalışacağı, feribotların hasta ve ambulans hariç bekleme yapmayarak saatinde hareket edeceği aktarıldı. Evet, Pertek'te yine Elazığ için önemli bir değer yakın olması hasebiyle de yazın birçok Elazığlı o bölgeye gidiyor. Bunu da belirtmiş olalım.
Elazığ Genç İHA Çocuk Birimi Osmanlı'dan Miras Bedi Besmele Şenliği geleneğini yaşatmak için ilk etkinliğini Hazar İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Bir Osmanlı geleneği olan ve çocukların okula başlama dönemlerinde gerçekleştirilen Bedi Besmele Şenliği, Elazığ Genç İHA Çocuk Birimi tarafından unutturulmamak ve genç nesillerde yaşatılmak adına yeniden yapılıyor. Okulların açılmaya başlanmasıyla beraber etkinliklerini okullarda yoğunlaştıran Elazığ Genç İHA Çocuk Birimi Osmanlı'dan Miras Bedi Besmele Şenliği geleneğini yaşatmak için ilk etkinliğini Hazar İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve çeşitli etkinliklerle başlayan programda daha sonra çocuklara hediyeler dağıtıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Genç İHA Çocuk Biriminden Seda Yeşilgül, amaçlarının Osmanlı'dan miras kalan bu geleneği yaşatmak ve hatırlatmak olduğunu söyledi. Elazığ Genç İHA Çocuk Birimi olarak her yıl okulların açılmasında yaptığımız Bedi Besmele Şenliğini bu yılda yapmayı Rabbim bizlere nasip etti. Biz, bu Osmanlı'dan bizlere miras kalan geleneğimiz Bedi Besmele Şenliği çocuklarımızın okula ilk başladığı zaman yapılan bir şenliktir. Biz Elazığ Genç İHA olarak bu geleneğimizi her yıl çocuklarımızı eğlendirmeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı Mehteran ve Karagöz ve Hacivat eşliğinde ve minik hediyeler takdim ediyoruz. Bu hususta bize destek sağlayan Elazığ Belediye'mize, ilçe müdürümüze, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İmar ile ilgili talepleri için bir araya gelen Olgunlar Mahallesi sakinleri Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan destek istedi. Olgunlar Mahallesi sakinleri imarla ilgili talep ve beklentileri için toplandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür eden mahalle sakinleri, Başkan Şerifoğulları'nın kendilerini yalnız bırakmayacağını ve kendilerine destek olacağını ifade ettiler. Sebze halinin o köşesinden tarım ilin köşesine kadar olan 500 konutumuz depremden dolayı hasar görmüştür. Bunların 500 konutun 5'er kişiden hesaplarsak 2500 kişi mağdur duruma düşmüştür. Bu mağduriyetimizin imar konusunda halledilmesini arzu ediyoruz. Eskiden 8 katlı olan ruhsatımız 6 kata düşürüldü. Aynı parselde olan blok 8 kata çıkarıldı. Bu imar konusunun yaptığımız incelemeler dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları bizzat ilgilendiğini, bu durumu düzelteceğini ifade etmiştir. Bunu duyduğumuz zaman sevinçliyiz, kıvançlıyız, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bu da, arka derinliklere gittikçe 8 kat, ön caddeler 6 kat. Bu kat durumunun düzelmesini istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'nun yanında olduk, yanındayız, yanında da devam etmeye devam edeceğiz. Mahallemizin bir çocuğu olarak bize yardımcı olacağından eminiz. Kendilerine huzurunuzdan teşekkür eder. Bu imar durumunun bir an önce düzelmesini arz ederiz. Bu çekilmiş mi çekilmemiş mi onda bir bilgimiz yok. Bu depremden sonra %30 şu parsellerde geri çekilme durumunu duyduk. Artı kat ittifakına gelince sağımız, solumuz, arkamız, önümüz hep 8 katlı. Belki çekimi yaptınız hemen karşımızda 8 kat bizim 5 artı 6 değilmiş. Ha şimdi burada %30 geri çektiği zaman benim evim 110 metrekare. %30 çekildiği zaman evim 70 metre kalıyor.
Biz bu durumda çok mağduruz. Bizim de 8 kata çıkarılmasını ve artı %30'un mümkün mertebe minimum düşürülmesi. Bunu istiyoruz. Ha artı bunu hasreten belediye başkanımız da Sayın Şerifoğullarına teşekkür ediyoruz. Mahallemizin çocuğudur. Yerlilerin çocuğudur. Buranın durumunu da biliyor. Tarım ilin hemen ta ofise kadar 8 kat, ortadaki bu ada parseller 6 kat. Bu imarın düzeltilmesini, onu özellikle rica ediyoruz. Bu belediyenin geri çekme planlamasında imarda yapılan değişiklikten dolayı mağduruz. Evlerimiz sallanıyor. 42 yıllık binada oturmaktayız. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini arzu ediyoruz. Sayın Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ederiz. 8 kat vermeleri daha güzel olur. Ya 6 kat daha iyi olur ama bizim evler gitmiş vallahi. Yani biz mağduruz vallahi. Bir an önce tabii yapılması lazım. Biz mağduruz. Kira veremiyoruz. Bunu yapmaları gerek. 8 kat olsa daha iyi olur. Mağduruz vallahi kardeşim. Altta yatan bir çağa çocuğun yüreği kopuyor. Biz hemen bir an evvel yapması lazım bizim evleri. Gece gündüz hiç çocuklar yatmayın ki. Bir an evvel yapılsın yani evlerimiz. Korkuyoruz yani. Akşam oldu mu diyoruz. Aha yine akşam oldu. İlla yani binanın altında kalmamız mı lazım? Aynen öyle. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Biz Orgunlar Mahallesi olarak mağduruz. Evimizi verdik önceden belediyeye arsa. Şu anda bizden 5 metre arsa isteniyor. Mağduruz. Evde yürürken bile korkuyoruz. Kentsel dönüşme girsin istiyoruz. Kira veremeyiz. Hakkımızı istiyoruz. Kıymetli izleyenler, şimdi programımızın çok değerli bir canlı yayın konuğu olacak. Elazığ Baskiller Derneği Başkanı Naim Arslan Mirza bizlerle birlikte olacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Talha Bey. Nasılsınız başkanım, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Şu an ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Kıymetli başkanım, şimdi bugün gündeme dair açıklamalarda bulunacaksınız. Bununla ilgili bir soru yönetmiş olayım şimdi. Yargıtay, HDP'nin kapatılması ile ilgili bir dava süreci başlattı. Önce bununla başlayalım isterseniz. Evet, Talha Bey, geçen haftaki programda ben belirtmiştim. HDP eşittir PKK. Ve HDP Türk milletinin karın ağrısı. PKK'nın askerlik ocağı. Bunu ben dile getirmiştim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesini istemiştim. Dün itibariyle harekete geçmiş Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız. Ben öncelikle Yargıtay'ın harekete geçtiği için tüm Yargıtay üyelerini takdir ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk milleti olarak, Türk milletinin sancısı olan terör örgütü noktasında siyasi hareket gösteren PKK'nın, devamı olan HDP'nin kapatılması noktasında atmış olduğu adımdan dolayı tüm Yargıtay üyelerini ve Yargıtay Başsavcılığını takdir ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin de bu noktada karar alacağını düşünüyorum ve HDP'nin devamı olabilecek tüm siyasi hareketlerin kapanacağını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de ilelebet bu terörden kurtarılacağı bir noktadayım. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak teröre destek veren, teröre ışık tutan, terörle birlikte yürüyen insanların Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, anayasa çerçevesinde, Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde bunların bertaraf edeceğini, bertaraf olacaklarını da dile getiriyorum. Ben bu noktada başta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkürlerimi bildiriyorum.
anayasamızda, anayasamızın içerisinde bulunan Anayasa Mahkemesi'nin de bu noktada karar vereceğini düşünüyorum. Türk milleti olarak gereken cevabı HDP'ye ve HDP'nin eşdeğeri yarın kurulabilecek devamı olan partilere de cevap noktasındadır. Evet. Başkanım peki Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu bağlamda yapılan bir açıklama vardı. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Tabii biz Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti siyasal hareketinde 50 yıllık bir siyasi harekete mensup. Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve şu an bulunan yönetimi devleti iyi bilen insanlar. Onlar da Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyorlar. Ben Milliyetçi Hareket Partisi adına herhangi bir açıklama yapamam. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama da bizim paralelimizde olan bir açıklama. Ben Sayın Devlet Bey'i de buradan tebrik ediyorum. Devlet Bey önce ülkem diyor. Yani burada önce ülkem diyen bir insanı da takdir etmek lazım. Önce ülkem, sonra milletim, sonra partim diyor. Yani burada Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin izlemiş olduğu politika devletçi bir politika. Yani devletin ve milletin bağımsızlığı noktasında hareket eden bir politika. Ben takdir ediyorum. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin izlenmiş olduğu politikayı da gerçekten Türk milleti için, Türk yurusu için milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve Cumhur İttifakı'nın devam etmesi noktasında da takdire şayan bir harekettir. Evet. Peki başkanım, bir de Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol'un bir okul yapımı ile ilgili bir açıklaması vardı. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen hafta bizim açıklamamızdan sonra biz bir çağrıda bulunduk. Şunu belirttik. Dedik ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Meclisi bir karar aldı. Şehidimiz Fethi Sekin ile ilgili Baskir bölgemizde bir okul yaptırılması noktasında bir çaba sarf ettin dedik. Öncelikle külliyeyle ilgili açıklamaları vardı. Belediye meclisinin bu noktada bir karar almadığını gördük. İzmir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Şunu özellikle belirtiyorum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu ben külliyeyi yapacağım dedi. Ve külliyeyle ilgili yer tahsisi tamam. Elazığ Belediye Başkanı ben külliyeyi yapıyorum dedi. Bunu yer tahsisiyle birlikte Baskir Kaymakamlığı, Baskir Doğancı Köyü Muhtarlığı yer tahsisini yaptı. Ve bunu imzalar altına alarak Baskir Kaymakamlığı'na birlikte Elazığ Belediye Başkanlığı'na ilettiler. Şimdi burada artık külliye noktası bitmiş durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi 24 Şubat 2021 tarihinde bir karar almış. Ben Elazığ'a İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak okul yapmak istiyorum diye Elazığ Valiliğine bir talepte bulunmuş. Elazığ Valiliğinden istediğimiz ve Elazığ Valiliğinin de yer göstermesiyle birlikte şehidimiz Fethi Sekin'in mezun olduğu Baskil Lisesi depremden dolayı hasar gördü ve yıkıldı. Biz Baskiller olarak şunu istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Elazığ Valiliğinden yer tahsisi olarak bir yer istiyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki bize yer gösterin. Elazığ noktasında biz
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir okul yaptıralım. Bu okul nereye yapılacak? Bu okul şehidimizin mezun olduğu Baskil Lisesi'nin yıkıldığı 16 dönümlük alana yapılmasını istiyoruz. Bunu Elazığlılar adına, ilçem adına istiyorum. Bunu gerek Elazığ Valiliğine, sizin aracılığınızla, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, evet, ve Türkiye kamuoyuna ilan ediyorum. Şunu söylüyorum. Elazığlılar olarak ilçem adına ve Elazığlılar adına ilçemde yıkılan 4 ortaöğretim okulu var. Lise, ortaokul, Anadolu Lisesi, merkez, lise, İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Müdürlüğü. Bunlar adına Baskil ilçemize istiyoruz. Evet. Ve bunu şehidimiz Fethi Sekin adına istiyoruz. Bunun ilçemizde yapılabilmesi için Sayın Valimizin harekete geçerek ilçemizde yapılması için yer tahsisinin ilçe sınırları içerisinde olan 16 dönümlük alanda yapılmasını istiyoruz. Yani bunu Elazığ kamuoyuna, Elazığ valiliğine ve Elazığ kamuoyuyla birlikte Türkiye kamuoyuna da ilan ediyorum. Ben Sayın Gürsel Erol'a da attığı adımdan dolayı bu işi takip edeceğini düşünüyorum ve öncelikle ben şunu söyleyeyim. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şerifoğlu'nun heyecanlı bir şekilde Fethi Sekin Külliyesi'ne sahip çıkmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bizim çağrımızla, yani özellikle biz çağrıda bulunduk geçen hafta, biliyorsunuz 10 gün önce. Evet. Dedik ki Sayın Gürsel Erol, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis kararı almamış. Meclis kararı alsın. Baskil ilçemize şehidimiz Fethi Sekin adına bir okul yapıldı. O da harekete geçti. Baskil'de işte Elazığ Valiliği'nden müracaatta bulundu. Biz bu okulun Baskil'e yapılmasını istiyoruz. Elazığ Valiliği'nde müracaatta bulunduğuna dair de 24 Şubat 2001 tarihinde resmi evrakları işte gerek yerel medyada gerek ulusal medyada da gündeme getirdi. Bu icraatı takipçisi ve sonucunun da oluşması açısından Baskil ilçemizde yapılması için çalışmaların yürütülmesini istiyoruz. Evet. Bunu Sayın Valimiz inşallah takdir ederler. Elazığ'ın Baskil ilçesine yapılması noktasında gereken çalışmayı da yaparlar. Başkanım, kısaca toparlayacak olursak son sözlerinizi alalım mı? Evet. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle HDP'nin Türk milletine vermiş olduğu zararı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hepimiz biliyoruz. HDP PKK'nın askerlik ocağı. Bunu bilmeyen yok. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bu davada hepimiz hazır ve hazır bir şekilde bunların PKK'nın uzantısı olduğuna dair şahitlik ederiz. Bu bir gerçek. Bugün şehit annelerimiz ve PKK'ya çocuklarını kaptıran anneler, babalar Diyarbakır'da HDP'nin önünde nöbet tutmakta. HDP ya şunu belirtecek. Diyecek ki kardeşim, artık bizim silahla işimiz yok. Biz
mesafe koyduk PKK'yla aramıza. PKK'yı kınayacak. PKK ile arasına mesafe koyacak. Biz diyecek, tarihteki süreç itibariyle hata yaptık. Şu an bulunan yöneticiler ve yönetimde olan gerek milletvekili, gerek il başkanı, gerekse belediye başkanları gereken tavrı gösterecek. Bununla birlikte ben PKK'yı HDP'nin devamı olarak gören zihniyete de burada seslenmek istiyorum. Geçen hafta ilk dedim. Bugün tabii İYİ Parti bulunduğu konum itibariyle artık kendine çeki düzen vermeli. Kendine çeki düzen vermeli. PKK'ya HDP'nin devamı demeli. HDP'ye kardeşim yanlış yapıyorsunuz demeli. Cumhuriyet Halk Partisi. Bakınız. Gürsel Erol Şehit Necmettin Öğretmen'le ilgili Tunceli'nde yürüyüş yaptı. Necmettin Öğretmen'e sahip çıktı. Elazığ'da geldi siyaset yaptı. Elazığ halkı Gürsel Erol'a sahip çıktı. Gürsel Bey de iyice ne düşünecek? Başını ellerinin arasına aracak, şöyle düşünecek. Elazığ halkı bana sahip çıktı. Elazığlılar bana sahip çıktı. Sebebi ne? Sebebi şu. Sen Tunceli ilinde şehit öğretmen Necmettin'e sahip çıktın. Erzincan'a gidiyordu. Erzincan'a gidiyordu. PKK katletti buna. Sen buna sahip çıktın. Elazığlılar da sahip çıktı. Artık bugünden itibaren şunu söyleyecek. Diyeceksin ki Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin oylamasında HDP'li, PKK'lı bu vekillere evet oy vermeli. Evet oy vermeli. Yoksa önümüzdeki genel seçimlerde Elazığ halkı sana ders verir. İYİ Parti temsilcileri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle bölünmesinde, parçalanmasında ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yürüyüşünde engel olan İYİ Partililer. Sizlerin sayesinde bugün Gürsel Erol milletvekili. Sizler de düşüneceksiniz kardeşim. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sistem değişikliğine gitmiştir. Başkanlık sistemi gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargı, yasama, yürütme ve yeni anayasayla birlikte hür ve özgür bir devlet olma noktasında. Ne Amerika, ne Rusya, ne de Kızıl Çin diyoruz. Bizler gelişmiş bilim ve teknolojinin ışığında kuruluş felsefesini ortaya koyan 21 anayasasını ortaya konmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilaleben yürüyüşünü sağlıyorum. 1923-2023 100 yıllık geçmişi bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecekte de devam etmesi için birlikte hareket etmeliyiz. Ne Alevi, ne Sünni, ne Kürt, ne Türk, ne Laz, ne Çerken. Hep birlikte yürüyüşümüzü, göğsümüzü gelerek Avrupa Birliği bizi oyalıyor mu? Oyalıyor. Özellikle yıllardır uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Yani Avrupa Birliği biz sizi alacağız diyor. 64 yıl oldu. Ankara Anlaşması'yla birlikte Avrupa Birliği bizi Avrupa'ya üyelik noktasında 2 Aralık 1900'lü 60'lı yıllardan beri ne yapıyor? Bizi oyalıyor. Yani bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak uyanık olmamız lazım. Hepimizin çok iyi bir şekilde
özellikle oynanan oyunları göz önünde bulunarak gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerekse adalarda oynanan oyunlar, Kuzey Türkiye Cumhuriyeti noktasındaki yaşanan olaylar bizleri uyanık etme noktasındadır. Başkanım. Yani bu yüzden çok iyi bir şekilde hareket etmemiz lazım. Önümüze çok iyi şekilde gelecek sorunları, problemleri çok iyi şekilde düşünmemiz lazım ve bu noktada hareket etmemiz lazım. Başkanım çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgilerden ötürü canlı yayınımıza katıldığınız için. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Kıymetli evet, ben teşekkür ediyorum Talha Bey. Şunu belirtmek istiyorum. Yani hep birlikte yürümeliyiz. Bu ülkenin milli birlik ve beraberliği için, bu ülkenin bütünlüğü için, HDP noktasında Yargıta Cumhuriyet Başsavcılığımızın vermiş olduğu karar takdire şayandır. Siyasilerimizin de özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin bu sürecin arkasında durması önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin de bu sürecin arkasında durması lazım. Özellikle ben şunu belirteyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisi noktasında da Baskil ilçemizde yerimiz vardır. Biz buna talibiz. İnşallah Fethi Sekin adına yapılacak okulun da ilçemizde yapılması için gereken adımların Sayın Valimiz tarafından atılacağına ben inanıyorum. Ve buradan sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben mutlu Türk'üm diyerek. Bizler de teşekkür ediyoruz kıymetli başkanımıza. Kıymetli izleyenler, Akşam Ajansı'nın telefon bağlantısıyla canlı yayın konuğu Elazığ Baskililer Derneği Naim Aslan Mirza'ydı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Efendim, saatler 17'yi gösterdiğinde hafta içi her gün bizler bu ekranlardayız. Görüşünceye dek hoşça kalın.